Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere HTML'de nasıl yan yana gelen bir şeyi bir alta atmayı anlatacağım. Yani çok güzel bir HTML sayfanız var diyelim. Alt alta bir sürü şey yazıyor. Bir tane şey mesela yan yana. Onu bir alta taşımak istiyorsunuz ama yapamıyorsunuz. Onu anlatacağım. Öncelikle basit bir dosya oluşturalım. HTML kodlarını ben yazıyorum. Zaten bunu direkt otomatik kendisi getiriyor. Önce başlığımızı atalım. HTML satır atlama diyelim. Arkadaşlar bu çok basit bir şey aslında. Ya bunun olma sebebi, yani buna ihtiyaç duyulma sebebi şudur. Web tarayıcıları yani boşlukları algılamaz. Siz mesela buraya gelip örnek metin diyelim. Örnek metin yazdınız, değil mi? Bunun yanında da işte iki nokta koydunuz. İşte altta da işte ne bileyim paragraf. Burada paragraf metni yazdınız. Bunu da altta aldınız bu şekilde. Size bunu burada bu şekilde yazdınız ya. Web tarayıcıları buradaki boşluğu, şuradaki boşluğu, buradaki boşluğu, hiçbir boşluğu kale almaz. Bunu tıpkı yani tek satır üzerine gösterir. Hemen bakalım. Şuna F5 dediğimiz zaman tek satır üstüne gösteriyor. Şuraya bir tane meta kodu eklemem lazım. Çünkü Türkçe karakterde patlıyor. Meta. Tamam. Şu anda Ö harfi geldi. Bunu nasıl bir alta atacağız? Çok basit arkadaşlar. Buraya bir tane BR kodu yazıyorsunuz. Bu direkt alta atıyor. Yani isterse bunlar aynı satırda olsun. Bunları aynı satırda yapın. Hatta aralarında hiç boşluk kalmasın, böyle bitişik olsun. Ya da şunu ben direkt kopyalayayım. Bunlar böyle yan yana olsun. Çok karışık olsun ama bu yine BR algıladığı için direkt bir alta atar. Böyle oluyor. Biz şu anda ne yaptık? Ha, şunlarda BR yok. Şu arada BR koymamız lazım. Her neyse arkadaşlar, anladınız zaten mantığını. Bu şekilde işte böyle böyle koyuyor. Yani siz bunların arasına, şunu tamamen sileceğim. Bunların arasında böyle boşluk bıraksanız metrelerce falan. Ne bileyim alt katı şey alt satırlara inseniz milyonlarca, ama o yine bir tane satır boşluk bırakır. Bir satır boşluk bırakır, devam eder. Bunu çözmek için de işte BR etiketini kullanıyorsunuz. Bu video bu kadar kısa biraz. Basitte. Anlamazsanız ya da merak ettiğiniz başka bir şey olursa, öğrenmek istediğiniz başka bir şey olursa onu videonun altına yorum atabilirsiniz ya da benim mail adresimi kullanarak bana uzun sorular, kişisel sorular sorabilirsiniz. Projeleriniz hakkında falan yardımcı olmaya çalışırım. Ben bu kanalda sadece eğitim videoları çekeceğim. Belki başka şeyler çekerim ama ağırlıklı olarak yazılım üzerine eğitim videosu olacak. Anlamadığınız yerler ya da merak ettiğiniz şeyler olursa yorum atın. Bu nasıl oluyor, bu nasıl oluyor diye. Videosunu çekerim ya da size sözlü olarak anlatırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olarak da bir sonraki yazılım videolarından haberdar olabilirsiniz. Selametle.